İçinde bulunduğumuz anıt eser Roma devrindeki ismiyle Stüdyo Bazilikası, 2. Bayezid devrinde camiye çevrilerek İmrar İlyas Bey adını aldı. Bu anıt eser yaklaşık 1600 yaşında, çok kıymetli bir kültür varlığı. ...1894 depreminde eserin içinde bulunduğumuz kısmı kısmen çöküyor. Daha sonra 1908 yıllarında şiddetli bir yağış neticesinde ahşap olan çatısı tamamen çöküyor. 16. yüzyılın başından itibaren tekke olarak kullanıma başlıyor. 1925 yılında tekke ve zaviyeler kanunu çıkınca burası da kapatılıyor. O zaman Ayasofya Müzesi'ne bağlanıyor ve 100 senedir bu anıt eser tabiat şartlarına açık vaziyette, harap halde duruyor. Vakıfların kontrolünde bu anıt eserin restorasyonu başlıyor. Duvarların altından kendi kendine yetişmiş ağaçlar anıt eseri tahrip eder duruma geldi. Tabii onun için kapsamlı bir restorasyonu alınacak anıt eser. Konsolidasyonlar yapılacak ve en önemlisi bunun üstüne bir çatı yapılacak. Tabii şu anda şantiye kuruluş aşamasında ve temizlik yapılmakta. İçinde bulunduğumuz mekanın hemen yanında bir kripta var. Bu kripta mezar odası. Buralara girilecek, bakılacak. Onlar gerekirse konsolide edilecek. Yani zeminde ciddi opusektil dediğimiz, İstanbul'da iki tane mümtaz örneği olan parça işi dediğimiz döşeme bu anıt eserin zemininde de var. Bunlar da konsolide edilecek. Planlanan 3 ile 5 sene arasında bir zaman zarfında bu anıt eser çatı, örtüsü dahil restore edilecek. Belgeleme çalışmaları da aynı anda başlayacak. Cami olarak tescilli olduğu için birinci sınıf kültür varlığı tescili neyse işlevi zaten değiştirmek mümkün değil. Bunun bir avlu kısmı var. Tekke binası vardı yanında. O da ihya edilecek. Burası yeniden cami işlevi olarak yaşamını sürdürecek.